Selamünaleyküm dostlar. Son gelişmelerle karşınızdayız. Suriye ile başlayalım. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Rusya Büyükelçisi konuşuyor. Birleşik Arap Emirlikleri Rusya'nın Suriye'deki kara, deniz ve hava operasyonlarının tüm askeri maliyetini karşıladı açıklamasını yapıyor. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin nasıl bir hain devlet olduğu bir kez daha ortaya çıkmış durumda. Rus Büyükelçisi Birleşik Arap Emirlikleri'nin Rus ordusunun gerek kara, gerek deniz, gerekse de hava yani milyarlarca dolarlık yıllar süren işgalini karşıladığını ifade etmiş durumda. Üstelik bu ilk kez duyuruluyor. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nden nasıl bir cevap gelecek dersiniz? Onlar yüzsüz olduğu için bunu kabul etseler de etmeseler de bir şey değişmeyecektir. Yine son günlerde Suriye'de görülen Pantsir sayısındaki artış dikkat çekiyor. Hümeynim Hava Üssü'nde geçit töreni sırasında Esad Savunma Bakanlığı'na bağlı 2 adet Pantsir sistemi de dikkat çekiyor. Bilindiği gibi Suudi Arabistan Arap Ligi'ne Esad'ı alma kararı almıştı. 19 Mayıs'ta Cezayir'de Arap Ligi zirvesi düzenlenecek ve buraya Esad'ın katılması, daha sonrasında ise Esad'ın birliğe alınması bekleniyor. Geçen günlerde de terör örgütü PYD'nin başı Mazlum Abdi bilindiği gibi Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmişti. Bu ziyaret ortaya çıkmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri her alanda Türkiye'nin karşısında yer almaya devam ederken İran'da Esad'la görüşmüş ve şu açıklamayı yapmıştı. Suriye'de zafer elde ettik açıklamasını yapmıştı. Artık 14 Mayıs'tan sonra Suriye'de neler olacak, neler olmayacak bunları göreceğiz. Herkes teyakkuza geçmiş durumda. Yine İran Dışişleri Bakanı da Moskova'ya gitti. Türkiye, İran, Rusya ve Suriye arasında bakanlar düzeyinde yapılacak dörtlü görüşme için Rusya'ya gitti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Rusya'ya gidecek. Yine İran'dan Hüseyin Emir Abdülayan'ın gittiğinden bahsettik. Toplantıya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Esad Rejimi Dışişleri Bakanı Faysal Mikad'ın katılacağını da not düşelim. Suriye'de son birkaç gündür gerilim artmış durumda. Gerek Suriye Milli Ordusu'nun operasyonları, gerekse de terör örgütü PYD'nin saldırıları gibi çeşitli haberler servis edilmiş. Bir görüntüyü görmektesiniz. Suriye Milli Ordusu güçleri Mare'nin güneyinde Harbel cephesine sızmaya çalışan PKK'lı teröristleri geri püskürtmüş durumda. Suriye Milli Ordusu her ne kadar yalnız olsa da elinden geleni yapmaya devam ediyor. Burada Türkiye dışında hiçbir ülke kendilerini desteklemiyor. Yine şunu söyleyelim. Suriye'nin en büyük 3 sorunu şeklinde Suriyeli Türkmen gazeteci Hüseyin Bozan yeni bir değerlendirme yapıyor. Amerika'nın desteklediği ve binlerce tır silah yardımı yaptığı terör örgütü YPG-PKK ki bilindiği gibi bir türlü büyük bir operasyon düzenlemedik. Binlerce İran desteklediği muhtelif ülkelerden gelen Şii teröristler ki çoğu Afganistan ve Pakistan'dan geliyor. Üçüncü madde ise yasaklı maddeler yani uyuşturucu. Bölgeyi uyuşturucu bataklığına çeviren Esad rejimi, Bağdat'ta düzenlenen uluslararası uyuşturucuyla mücadele konferansına da katılmış durumda. Şaka gibi haberlerden bahsediyoruz. Yine Hasaki'nin Derbesiye köyüne bağlı Tel Eylül köyünde yakıt deposunda patlama meydana geldiğini not düşelim. Burası bilindiği gibi dostlar terör örgütü PKK'nın işgali altında. Yine SMDK Başkanı Salim El Mustad konuşuyor. Uluslararası koalisyon bu normalleşmeyi yani Arap ülkelerinin Esad rejimiyle ilişkilerinin normalleşmesini reddediyor ve devrime yönelik tutumu nedeniyle bu ülkeleri protesto ediyor açıklaması yapıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya'ya gitmeden önce şu açıklamayı yapıyor. Libya'da dengeleri değiştirmeseydik Trablus sokakları da Sudan gibi olacaktı açıklamasını yapıyor. Yine dün dostlar Suriye Milli Ordusu'nun alarma geçtiğini söylemiştik. Süleyman Şah Tümeni askerlerine karargahlarına dönün emri verildi. Aslında Afrin'e bağlı Şeyh Hadid bölgesinde Sultan Süleyman Şah Tümeni'nin teyakkuza geçtiği ifade edilmişti. Fakat neden teyakkuza geçtikleri duyurulmamıştı. Onların da geri dönün emri aldığı ifade edilmiş. Yine dün Esad rejimi savunma bakanı ile görüşen İran savunma bakanı, İran'ın Suriye silahlı kuvvetlerini yeniden kurmaya, en son teknoloji savunma silahlarıyla donatmak için gerekli hazırlıkları yapmaya hazır olduğu duyurulmuştu. Dolayısıyla Suriye'deki gerginliğin bu şekilde devam ettiğinde not düşelim. Bilindiği gibi son günlerde PKK'nın yine sivillere saldırıları artmış durumda. Bununla ilgili Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nde ne olmuş ne bitmiş kısaca bakalım. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin sitesini görmektesiniz. Gerçek mühimmatta uluslararası koalisyon güçlerinin tatbikata başladığı ifade ediyor ki Conico Gaz sahasında
sürekli bu tatbikatların yapıldığını söyleyelim. Uluslararası koalisyon bir kez daha ConocoGas sahasına gerçek atış tatbikatı gerçekleştiriyor. El Ömer petrol sahasından Conoco'ya kadar büyük bir noktada bu tatbikatların yapıldığı uluslararası koalisyona ait helikopterlerin uçuşu sırasında gerçek mühimmat ve ağır toplarla askeri tatbikat yapıldığı ifade edilmiş. Tabii ki de bu tatbikatı terör örgütü PYD ile yaptıklarını da hatırlatalım. Yine İran destekli, daha doğrusu doğrudan İran'a bağlı terör örgütü Hizbullah ile ilgili bir haber paylaşılıyor. Hizbullah sözde komutanlarının gelişiyle El Mayed'inde İran destekli milislerin büyük güvenlik seferberliğinden bahsedilmiş. Deir ez-Zor eyaletinde İran destekli teröristlerin şehrin çevresinde ağır makineli tüfeklerle donatılmış araçları konuşlandırdı ve sivillerin doğuya geçişlerini engellediği ifade ediliyor. Dolayısıyla İran'da halka baskı yapmaya devam ederken gerek devrim muhafızları gerek Lübnan Hizbullah komutanlarının bu bölgeye geldiği ve 7 Mayıs'ta bir görüşme yaptığı ifade edilmiş. Ayrıca burada binaların üzerine diktikleri bayrakları da kaldırdılar. Geçen günlerde bayrak dikildiğini söylemiştik. Batı Deir ez-Zor kırsalında Süleymaniye kampında da İran devrim muhafızları ordusu depolara doğru yola çıkmış durumda. Bu haber bu şekildeydi. Yine Suriye İnsan Hakları Gözlemevi özellikle terör örgütü DAEŞ'in bazı noktalara saldırı gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Haberi görmektesiniz. İran destekli teröristler Suriye'deki mevzilerden bayraklarını ve İran bayrağını kaldırdı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi hiçbir üyenin geri çekilmediğini doğruladı. Yani sadece korkudan bayrağı kaldırmış durumdalar. Suriye rejimi Arap Birliği'ne geri girdikten sonra Arap ülkelerine verdiği sözleri yerine getiriyor ifadesi kullanılırken burada Deir ez-Zor, El Mayed'in ve Elbu Kemal kentlerinde bayrakların sözde uluslararası kabul görmüş Suriye bayrağıyla değiştirildiği ifade edilmiş durumda. Bu ilginç gelişmeleri biz de yakından takip ediyoruz. Son günlerde dediğimiz gibi gerilim bölgede inanılmaz derecede artmış durumda. Çeşitli fotoğrafları görmektesiniz. 9 Mayıs Zafer Günü nedeniyle Lazkiye'deki Hümeyni Müssü'nde Rus ordusu ve Esad militanları tarafından tören düzenleniyor. Yine bugün açılması beklenen Fırat Kalkanı bölgesinde Mare Organize Sanayi Bölgesi'nin PKK-YPG terör örgütünün saldırı hazırlığı nedeniyle iptal edildiği de duyurulmuş durumda. İdlib'in güneyinde de Maret Hurma Köyü'nde İran milisyenin hazırlık yaptığı haberleri paylaşılmış. Suriye'de gergin gelişmeler devam ederken burada tek iyi haberler sürekli MIT'in terör örgütü PYD'ye nokta atışı yapması. İdlib'in kuzeyinde Deir Hasan kasabasında terör örgütü HTŞ'ye bağlı sözde emniyet güçleri de bir kişiyi öldürmüş durumda. Bir kişinin evine baskın düzenlendi. Mühendis Cihat Mansur'un evine baskın düzenlenirken olayda bir HTŞ teröristinin öldüğü, bölgede hareketlilik olduğu ifade edilmiş. HTŞ de bilindiği gibi sürekli Esad'a başarılı operasyonlar düzenlerken aslında bir terör örgütünün isim değiştirmiş hali olduğunu da not düşelim. Yine ordumuzun düzenlediği operasyonda iki terörist ölmüştü. Teröristlerin isimlerinin Bender Mezail ve Ziyad İbrahim olduğu duyuruldu. Türk savaş uçaklarının başarılı operasyonları devam ediyor. Hoşça kalın.